Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün dün kardeşim istediği çok da ısrar ediyordu gece video çekeyim diye ve Mac'le çekmem istiyordu. Ben de kabul ettim. Gece videosu çekiyoruz. Şeytan Dorse ile gidiyoruz arkadaşlar. Dorse'ye Şeytan Dorse diyorlar. Tabii Mac yanımda, fakat benim Mac'im değil bu. Şirketin Mac'i arkadaşlar. Tıpatıp benimkine benziyor her şeyi, rengi mengi. Fakat benimki değil arkadaşlar. Sadece benziyor yani. Benimkini yerinde tutamaz. Hem de bunlar şöyle bir çare olacak aslında bu şeyin bana. Bize daha doğrusu. Mac'in neler yapabileceğini göreceğiz arkadaşlar. Çünkü benimki de aynı model, aynı kasa. Hatta motor da aynı. Görüyorsunuz, motor falan hep aynı. Neler yapabileceğini göreceğiz arkadaşlar. Kaç basıyor, fren sistemi nasıl falan filan. Onları göreceğiz arkadaşlar. Dorseler uzun, dorseler sıkıntılı. Çarpma oranı yüksek, devrilme oranı daha yüksek. Zaten kamyonun da devrilme oranı yüksek. Bu kamyonlar daha rahat devriliyor. Çünkü arkadaki tekerleklerden dolayı bir sıkıntı oluşuyor sanırım. Hemen birkaç kere devrildim bunun gibi bir arabayla. Hem de yani öyle fazla şey değildi. Sadece biraz hızlı girdiğim için. Ama Mac değildi tabii, o başka marka. Mercedes sanırım. Çıkalım yolumuza bakalım. Benzin, daha doğrusu mazot yiyişini de görmek istiyorum arkadaşlar. Ulan niye kaputu açıyorum ben? Kabin aydınlatmasını açacak mı, karıştı aklım ya. Mac'i görüyorsunuz arkadaşlar. Benimkinin aynısı. Bakalım Dorse gelmiyor. Arkadaşlar size tavsiyem, videoyu izlerken biraz ekran parlaklığını açın. Çünkü gece karanlık yolu bu kadar oluyor. En fazla parlaklık haline getirdim ben de. Önünüzü göremeyebilirsiniz. Kabin aydınlatmasını falan açıyorum. Öndeki aydınlatmayı tamamıyla açtım. Gece biraz çok karanlık oluyor. O yüzden göremeyebilirsiniz. Ekran ışığını açın arkadaşlar o zaman. Daha rahat görürsünüz. Tut lan, tut lan. Bunun frenler fazla iyi değil ama. Benimki de aynı bu ya. Hiçbir farkı yok. Benimki de inşallah böyle yürüyecek. Benimki de inşallah böyle yolla çıkacak. Şu anda zaten onun için başka yollara çıkıyorum. Bu arada akşam yine bomba bir video geliyor. Grand Truck Simulator 2 ile ilgili, yani bununla ilgili. Bitiyor şeklinde bir video olacak arkadaşlar. Sarıda yanıyordu, zaten geçtim ben sarıda. Sarı yandığında ben yolunu geçtim, yaya yolunu. Neyse. Yavrum mekme. Bana göre şey kararı vereceğim. Motor, diferansiyel, şanzıman, Mac'inkini mi takayım yoksa Mercedes'siz falan ya da Scania'nınkini falan mı takayım diye karar vereceğim. Bunun hızına göre o kararı vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü eğer bu yavaşsa, zaten 70 km'yi geçmiyorsa ben değiştiririm garantiyi. Geçiyorsa da düşünüyorum değişmeyi. Yavrum benim be, ne gidiyorsun Mac be. Ulan şimdi benimki olacaktı burada. Tamamıyla bana ait. Ya abi benimki güzel. Yola falan gidersin. Tamam da mazot falan aldığında para mara kalmıyor cebinde ya. Ben 3000 ile girdim Mac'e, şey almak için, su almak için, antivirüs mü su mu neyse işte. Onu almak için girdim istasyona. Depo dolana kadar, suyun deposu bomboş ama, dolana kadar 3000 gitti arkadaşlar. 3000 gitti yani. Bilmiyorum, çok pahalı onlar ya. Aşırı pahalı hem de. Zaten bir sefer 3000 TL. TL diyorum, 3000 dolar. Lan lan lan.
Bunlar virajlara hızlı girerseniz, bir kere de direksiyonu hızlı çevirip dönmeye çalışırsanız hop yan yattınız. Bunda öyle bir şey yok. Bunda alabildiğiniz kadar geniş alacaksınız. Benim başıma çok geldi. Mercedes'le çok yattım. Bir de bir yattık mı hararet vuruyor yüze. Tamamıyla doluyor yani. Motor biraz gidiyor, ondan sonra tık duruyor. Çekici çağır, 1.5 bin ver. Gerek yok yani, yavaş gireriz daha iyi. Bu arada 80'i gördüm demin. Abi korkuyorum yatacak diye ya. Arkada da Dorse var zaten, yatmaya başladığında da kimse tutamaz. Grafikler en yüksek seviyede, ondan dolayı arada bir kaçma yapıyor arkadaşlar. Haberini verim. Yani bu tarz arabaları seviyorum, bu tarz tırları seviyorum. Bu Mac'lerin yeni modelleri var aslında, keşke onlar da gelse. 2019-2020 modelleri. Yani bildiğiniz gibi değil, çok güçlü, çok kuvvetli arabalar. Onlar gelse çok iyi olacak da. Zaten oyun şu anda yeni çıktı. Hiçbir güncelleme falan yok oyunda şey hakkında, yani yollar, işte kamyonlar falan alakalı bir güncelleme daha gelmedi. İlerleyen dönemlerde eminim ki kamyonlar eklenir, yollar eklenir. Yani oyun daha yeni zaten. Çok şey eklenir arkadaşlar. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Kamyonlar bu kadar azla sınırlı kalmaz. Güncelleme ile birkaç kişinin sorunu çözülmüş. Bana ulaşanlar oluyor. Son güncelleme ile araba çalışıyor, araba gidiyor falan diyorlar. Gidiyorsa ne mutlu arkadaşlar. Siz de oyunun keyfini çıkarın. Ciddi anlamda hani yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla herkese yardımcı olmaya çalıştım. Bakın şu ışıklar nasıl duruyor içine. Sokak lambası nasıl aydınlatıyor üstü. İşte elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Sizin de keyif almanız için elimden geleni yaptım. Son 4-5 tane videoda özellikle hem Instagram'dan çok yazan oluyor, hem şeyden YouTube yorumlar kısmından yazan çok oluyor. Herkese yetişmeye çalıştım. Yardımcı olduklarım var, olamadıklarım var. Çünkü sonuçta oyun benim yapımım değil arkadaşlar. Ben oyunu sizin kadar tanıyorum. Yani siz indirdiniz, ben de indirdim aynı yerden. Lan kasıyor lan. Onun için hani bildiğim kadar, yardım edebildiğim kadar yardımcı oldum. Olamadıklarım kusura bakmasın arkadaşlar. İşte bana da diyorlar abi ben böyle yaptım, çalıştı falan filan. Ben de onları size öneriyorum. Allah razı olsun, hani o çalışanlar da bana diyor ben böyle yaptım, öyle çalıştı falan diye. Yani onlar da desteği var. Ben de onları sizlere öneriyorum arkadaşlar. Çalışırsa çalışır, çalışmazsa güncellemeyi bekleyeceksiniz arkadaşlar. Oyun güzel. Hatalar olur. Yani oyun daha yeni çıkmış. Eminim ki her şey de düzeltilecek. Her şey de 10 numara olacak arkadaşlar. Herkesin keyif alacağı bir oyun olacak. Ben buna adım gibi eminim. Bayağı da hızlı gidiyormuşsun ha Mac. 85 basın, helal olsun. Neyse biraz Mac'i dinleyin arkadaşlar. Ben çok konuştum. İşte dün bir
YouTube'dan falan da bir iki tane geldi öyle. Ya inanılmaz derecede mutlu oldum. Cidden bir faydam oldu, bir yardımım olduğu için çok mutlu oldum. Yazan oluyordu işte abi yardımcı olur musun falan diye. Oyunun genel sorunları hakkında yardımcı oluyordum. Adam bölümü geçiyordu, yazıyordu bana abi. Senin sayende bölümü geçtim. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Ciddi anlamda o kadar çok mutlu oldum ki. Ve işte bunlar benim yaptığım işi severek yapmama neden oluyor arkadaşlar. Daha da istek geliyor bana ya. Ne bileyim. Oğlum buradan giriş var ama buradaki giriş biraz sıkıntılı. Çünkü buradan döneceğiz, diğer yoldan geleceğiz. Ama buradan da çok uzun olur. Bakın böyle düz gideceğiz, bir de geri döneceğiz ama dönebilir miyiz? Şeytan doğrusu biraz uzun ya. Ha böyle düz gideyim ya. Öz sağdan gidersem kazamaza yaparım, param kesilir durduk yere. Ya dediğim gibi cidden çok mutlu oluyorum o yorumları okuyunca arkadaşlar. Abi Allah razı olsun, senin sayende 7. bölümü geçtim falan filan diye. Ya size yardımcı olmayı seviyorum arkadaşlar. Ya şurada, hemen şuradan dönebilir miyim acaba? Bakın bir de öyle döneceğiz, öyle gireceğiz. O harita bizi bu yoldan direkt getiriyor, öyle rahat da gönderiyor. Ama ben kısa yoldan gelim derim. Dön yavrum, dön. Ben bu meki bayağı beğendim ha. Akşam da dediğim gibi, akşam 7-8 belki 10 gibi bomba bir video gelecek. Ona hazırlıklı olun. Grand Truck Simulator ile ilgili mutlaka izlemeniz gerek. Çünkü size yarayacak, işinize bayağı bir yarayacak bir şey. Ondan dolayı beklemede kalın arkadaşlar. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup videoları beğenin arkadaşlar. Hepinize şimdiden keyifli günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.